Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün çok eğlenceli bir Nemesis Puyo ile karşınızdayım. Hem çok uzun süredir oynamadığım bir katil, yani bir farklılık olmuş olacak. Hem de gerçekten çok keyifli bir build. İşe yarasa da yaramasa da çok keyif alacağımızı düşünüyorum. Build'in amacı şu, zombilerin hızını 3 katına çıkartıyoruz. Dün İbo'nun yayında Survivor oynarken böyle bir katil geldi karşımıza. Ve ben de ilham aldım. İsterseniz önce o bahsettiğim anları bir izleyelim. Ondan sonra ne yapacağımızı daha detaylı bir şekilde anlatırım. Evet gençler, zombilerin hızını gördünüz. Gerçekten Survivor olmama rağmen çok eğlenmiştim. Şimdi önce perk build'imizi anlatayım. Ardından eklentilerimize geleceğim. Asıl olayımız eklentilerle zaten. İlk perk'ümüz mangal ve piknik. Bir kurbanı kancaya astığım zaman kancadan 40 metre uzakta olan bütün kurbanların haresini 4 saniye boyunca görebiliyorum. Bir diğer perk'üm yoz müdahale. Maçın hemen başında bana en uzak 3 jeneratör mahluk tarafından 120 saniyeliğine kapatılıyor. Üçüncü perk'ümüz Evsun Yıkım. Eğer bir jeneratör tamir eyleminde değilse, bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadan normal hızın %200'ü kadarı geriliyor. Ve son perk'ümüz Lehimci. Bir jeneratör %70 ilerleme oranına ulaştığı zaman o jeneratörden bir patlama sesi duyuyoruz. Ve 16 saniyeliğine tespit edilemez durum etkisi kazanıyoruz. Yani 16 saniye boyunca kalp atışımız ve önümüzdeki kızıl lekemiz olmuyor arkadaşlar. Kurbanlar bizi tespit edemiyor. Evet gençler, şimdi gelelim asıl olayımıza. İlk bu taraftaki eklentiyi anlatayım. Bu eklentimiz 3 maddeden oluşuyor. İlk maddesi zombilerin tekrar belirme süresini 5 saniye azaltır. Yani zombiler herhangi bir yolla yok edilirse 5 saniye daha erken spawn oluyorlar. İkinci maddemiz, ki önemli olan noktamız burası, zombilerin hareket hızını %50 arttırıyor. Ve bütün jeneratörler tamir edildikten sonra yok edilen tüm zombiler çıkış bölgesinde tekrar belirir diyor. Daha önce hiç bu eklentiyle oynamadığım için tam olarak ne dediğini anlayamadım. Kaybolan bütün zombiler tekrar spawn oluyor sanırım, onun gibi bir şey. Ve asıl eklentimizdeyiz. Jeneratör tamir edildikten sonra zombilerin hareket hızını 60 saniye boyunca %150 arttırır diyor. Her jeneratör bitişinden sonra çalışıyor bu eklenti. Yani 5 kere çalıştırabilme ihtimalimiz var. Jeneratörler arka arkaya bitmezse. Şimdi gençler, olayı biraz sayılarla açıklayayım. Şu eklenti sayesinde zombilerin normal hızını %50 arttırıyoruz. Bu eklenti sayesinde de her jeneratör bitiminden sonra 60 saniyeliğine %150 artıyor hızları. Yani toplamda %200'lük bir artış sağlamış oluyoruz. Bu da şu demek oluyor. Zombilerin normal hareket hızı 1,25. %200'lük bir artış sağlıyoruz. Yani 2,5'lik bir artış sağlanıyor. Hareket hızları 3,75'e çıkıyor. Kurbanların koşu hızı 4,0. Yani neredeyse kurbanlarla aynı hıza ulaşıyorlar. Her jeneratör bitiminden sonra 60 saniye boyunca bu efekti yaşayacak zombiler. Bakalım, dünkü doğu videomuzu izlediyseniz zombiler başımıza çok bela açmıştı. Bugün benim zombilerim gidip ağaca mı tırmanmaya çalışacak? Yoksa bu eklentilerin hakkını verecekler mi, göreceğiz. Evet, hadi bakalım. Herhalde bu build'in de counter'ını bulmayız arkadaşlar. Yani jen yapmayan survivor gelmez diye tahmin ediyorum. Şimdi hızlı bir şekilde şu altı bir kıralım. Oo, direkt iz görüldü bile orada. Zombilerimize spawn oldu. Merhabalar. Sprintiniz var galiba, öyle salak salak. Nasıl yani? Ben sana zaten vurmaya gelmiyordum kanka. İki virüs falan vereceğim hani. Hemen palet devirmesem miydin acaba? Akıllıca. Bravo zombi, sıkıştır oradan. Beni blokladı ya. Çıldırırsın ya. Beni blokladı ya. Sağ. Tamam, güzel. Hadi zombi. Tut onu orada. Çok iyi lan. Bir tane vur çıkışına. Uf. Sen busun ya, sen busun işte, aferin lan sana. Ulan cezalandırdık yanlışlıkla zombiyi ya. Hayır. S**eyim artık şu flashlarınızı, bir tarafınıza sokacağım, bir durun ya. Gebereceğim burada şeyden, stresten ya. O Tinkerer 70'e ulaştı bir tane jen. Hemen gidelim oraya. Bu jene geri dönerler mi, onu bekliyorum da. Şimdi bir şey diyeceğim, hepsi şu tarafta zaten, o jenler kapalı. Bu jeni biraz campleyebiliriz arkadaşlar o yüzden. Bak yine boon açıldı ya. Kullanın bakayım boonları, kullanın. Şu boonu bir bozalım, tamam mı? Daha bu nerf yiyecek, bu nerf yiyecek. Bana klik klik yapma oradan. Bana oradan klik klik yapma, gelmeyeceğim sana. Gayet iyiyiz. Yapma kankam, sakin ol Dwight'cığım.
Sakin ol Dwight'cim, tamam mı? Şuna bir en güzel en son olsaydı arkadaşlar var ya. Oo, direkt yaparlamış bile. Güzel, mantıklı oynuyor. Ama boyum da çok uzun ki yani, buraya ne yapabilirim? O kadar geçmeyecek zaten. Tinkerer'a gideceğiz mecbur. Yani palet çok safe geldi oradaki. Taş var ya, taşın üstünden atamıyorsunuz. Adam respect attırıp duruyor mantıklı bir şekilde. Okey, işlemleri bitti. Merhaba STV. Oo, bir Tinkerer daha yandı. Neye geldin? Neye baktın birader? Herhalde flash'ımız daha yoktur. Var mıdır? Zombiler hadi biraz daha hızlı. Hani niye artmadı bunların hareket hızı? Aa bak bak bak, arttı. Bir artıyor duruyor, ne oluyor? Bug'a mı girdi bak. Ha, birini görünce artıyor bak. Kovalama hızını görüyor musunuz bak. Dur senle bu spotta bir şeyler yaparız gibi zombi. Nerede, adamı kaybetti izini. Aha burada. Çok yakın yakaladığım zaman özellikle uğraşmıyorum arkadaşlar. Normalde zehre sokmam lazım bunları, farkındayım ama. Şey oluyor, bir de orada boom vardı, onu da kıramadık. Hani şimdi özellik deneyeceğim diye çok vakit kaybedip Chandrush'a zortlayabiliyoruz. Gayet güzel. Biraz zombilere güveniyoruz yani o konuda inşallah. Zehri verecekler, biz de gerektiği yerde zehri vuracağız. Buğnuna tükürdüğüm yıllandı orada. Neyse, şeyinin bittiğini biliyoruz, Decisive'inin bittiğini. Steve'i korumaya çalışacaklar muhtemelen. Ruin kırıldı. Steve için kurşun atar, kurşun yer misiniz arkadaşlar peki? O palet gitmişti. Dedard'ı varsa oraya yetişir. Varmış. Fake mi attın cidden? Ne oldu? Sıkıştı mı bu salak? Ne yaptı ya bu? Lan? Ha, paleti kıramadık. Bu göt ne yapıyor? Belki zombilerle falan kapışır. Hala oturmuş, yıllanıyor ya. Şu boon'u da kır. Bu boon var ya, bu boon arkadaşlar. Allah'tan nerf yiyor da yani. Blue'a geliyoruz mu yoksa Blue'a? He? Blue'a geliyoruz mu? Blue'a geliyoruz ama neye geliyoruz? Arkadaşınız öldü. Arkadaşınız öldü. Oo, buranın penceresi burada mıymış lan? Çok sıkıntılı bir pencere bu. Bununla uğraşmayacağız. Dwight'ı bulduk. Yıllanmış bu da. Çok hızlı yıllanıyorlar ya. Kanka varsa yoksa klik klik bir dur be. Varsa yoksa klik klik bir dur be. Oraya kadar gitmez değil mi? Yok, gitmiyor. Okey, Tinkerer'a gidelim hemen. Dwight'ı da alsam çok iyi olurdu. Onunla ikinci asılışı olacaktı ama işte bir şekilde o Tinkerer'ı yakıp arkadaşlarını kurtarmayı başarıyorlar ya. Bak hala heal'lanıyor. İnanamıyorum sana Dwight ya. Hadi zombi, yap şovunu oğlum. Yap şovunu oğlum. Ah, büyük satış, büyük satış. Devir onu. Düz vururmuşum ya. Ben hani fake yemez atlar diye düşünmüştüm de düz vururmuşum harbiden ya. Büyük bir satış oldu orada. Bunun dedardı var mıydı? Vardı sanırım. Hop. Tamam kanka, sana vuralım. Bir daha hasar şey yapama, blok alama. Gayet güzel. Tamam, gelen yok. Tinkerer yandı mı? Yanmadı herhalde. Gel gel, hasar al gel. Diğeri heal'landı, bu struggle'da, tamam. Merhaba. Güzel. İşte böyle pozisyonlarda kullanacağız. Çok açıktayken çok vurmuyorum. Çünkü gerçekten çok zaman kaybı olabiliyor. Seni de tanılayacağım kankam. Base'i yedik zaten. Dead art. Güzel. Şu paleti kır. Sen kal yerde. Aa, o Jenny Tinkerer'ı mı yanmadı? Ben mi görmedim acaba? Nasıl oldu? Sen zaten virüslüsün. Umarım sen zombilerle falan bir şekilde geberir gidersin. Sen arkadaşını kaldırmaya çalışıyorsun. Tamam. Çok iyi. Hadi bakalım. Kitledik mi maça? Oo, zombi hızlandı bak. Demek ki birisini gördü o tarafta. Çok iyi değil mi arkadaşlar hızı ya? Şimdi bunlardan birisinin ambresi olabilir diyor. Onu kovalamadım arkadaşlar. Onu kovalasaydım ambresi olursa bunlardan birisinin büyük sıkıntıydı. Hani başlarındaydım ya, ambreyi kullanmamış olabilirler. Eğer öyle bir tablo yaşansaydı direkt maçı verebilirdim. Hadi lan zombi, biraz daha hızlan lan. Çok güzel. İşte böyle yerli yerinde kullandığımız zaman gerçekten arkadaşlar çok keyifli oluyor. Böyle otoboko özellik deneyip ıskaladığımız zaman çok zaman kaybediyoruz çünkü. Ben Ghostface videosunda onu fark ettim. Sürekli stalk denediğim için müthiş zaman kaybetmişim. M1 denemem gereken yerlerde hiç M1 denememişim. Kanka devam et buradan. 3 kere atlayacaksın. 3 ağza, 3 burna. Hop. Bak işte bundan bahsediyorum, anladınız mı? Helal zombi, helal zombi. Burada mesela maçı garantiledim diye saçma sapan bir özellik denedim. Iskaladım yani kendi hatamdan dolayı. Hani gerek yok, şova gerek yok arkadaşlar. Gerektiği yerde. Bunun da ilkmiş. Tamam, ama mangal ve İbrahim pörkü sayesinde yerimizi gördük.
Yerimizi gördük. Dede Ardatcan onu mu almaya çalışan? Ne yapacaksın? Ya ciddi misin ya? Yani özellik falan deneyelim diyoruz. Özellik falan denemeyelim yani. Oyun diyor ki deneme kardeşim, deneme diyor. Bu ne oldu? Bunun da ilk. Şimdi attempt atar değil mi? Oo bak. Zombinin hıza bak. Bak bak bak. Hızı bir kes ya. İnfosunu verdi bize çünkü onu görmüş olmalı. Allah'ım ciddi misin ya? Kurtuluşu varmış. Çıldırırsın ya. At kanka Decisive. Ne yapalım? At. Seni bu dolapta beklemesini de bilirdik de. At hadi. Seni kovalayacağız. Tamam mı? Ben 3 killciyim arkadaşım. Diğeri can yapsın. Bitirsin. Hiç umurumda değil. Ne ara buraya geldin ha? Ha, okey iniyor. Okey iniyor, dedart attım diyorsun. Okey iniyor. Dedart atmış ya. Bak kanca sabotajlıyor arkada ya. Tamam, paleti kırdık, paleti kırdık. Zord! Gayet güzel. Zombi nereye doğru gidiyor zombi ya? Aman Allah'ım, burada birim varmış burada. Burada birim varmış burada. Bak bir en güzel en sonum olacak var ya. Oğlum bu elitteki Rebecca'nın Unbreakable yoktur değil mi lan? Kanka bu paleti... Güzel fake. Ama kırmamam daha mantıklı gibi. Sen çünkü bunu kırdığım zaman pencereye gideceksin. Lan Allah belanı vermesin. Hop zombi! Ah lan! Oğlum o kaçar mı be zombi? Bu da mı gol değil be? Bunun da dardı var mıydı arkadaşlar? Hatırlatın bana çabuk. GG! Evet akıllı oynadık. Zombiler de bir iki yerde yardım etti sağ olsunlar. Gayet güzel ve stresli bir maçı geride bıraktık. Maçın başında klik klik yapmalar, kanca sabotaj etmeler. Bakalım maç sonu yine kötü biz mi olacağız arkadaşlar? Oğlum sen varsın, sen adamsın lan sen. Aferin lan sana gerizekalı. GG Yusak. Evet gençler, ilk maçtan sağ salim çıkmayı başardık. Zor bir maçtı benim için. Cidden ecel telleri döktüm burada. Zombiler de sağ olsun yardım ettiler. Maçı kazandık. Geldik ikinci maçımıza. Yine aynı haritadayız. Auto evindayız. Zombiler birini gördüğü zaman müthiş hızlanıyor. Bu build'in amacı bu. Tabi bunun için jam bitmesi lazım önce. Yani jam bitmesini isteyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama. Tabi biraz yavaş bitsin. Merhaba. Zombiler spawn oldu arkadaşlar. Ya bunlar var ya bak, ben de hep hit biliyor musunuz? Ya ben Nemesis'e karşı oynadım zaman. Aha. Ne oluyor lan, iki kişi burada bunlar. Güzel. Evet armut galiba. Yani bu adamın yaptığı şey saygısızlık, yani takımına saygısızlık, bana değil. Müthiş bir saygısızlık hem de arkadaşlar, size ben öyle diyeyim. Kötü gibi de armut. Armut kötü gibi de. Bunu değerlendirmemiz lazım. Yani base o kadar hızlı niye harcanır arkadaşlar, değil mi? Yanlış mıyım? Koşuyor. Umarsızca koşuyor şu an. Umarsızca. Saçma sokuk bir de dert. Flashçı olması güzel. Yeter ki gene oturmasın arkadaşlar. Flashçı olsun, hiç sıkıntı değil. Yok niye değilmiş. Kim bu? Dwight miymiş flashçımız? Okey bu. Adam akıllı. Niye gelsin ki? Gayet güzel oynuyor şu an. Evet arkadaşı DC oldu bu salak yüzünden. Gel buraya, umurumda değilsin. Niye sattın arkadaşını? Burada döndürdü ya. Muhtemelen öbürü de şey sandı hani. Onu alamayacaklar falan sandı, bilmiyorum. Benim amacım camp falan değildi, bununla dönüyordum orada. O yüzden böyle saçma salak bir şey yaşandı diyebiliriz. Kanka hala palet niye respektliyorsun? Öldü arkadaşların, öldü. Alo. Baksana hiçbir man yemiyor arkadaşlar. Bunlar ne böyle ya? Ali bu hesabı ne yapmış ya? Ha? Ali bu hesabı ne yapmış? Gerizekalı ne kadar çok oynuyorsa. Neler neler geliyor baksana, ilk maçtakiler de çok iyiydi hani. Minik böyle tunnel'la falan işi bitirdik de. Bak Dwight orada flash save bekliyor, farkında değilim sanıyor. Hop bir anda Dwight'a döndük. Ne oldu öyle? Ne oldu öyle? Güzel. Hop bir anda şimdi Nihal'e döndük. Ne yapıyor bu adam? Güzel de dart. Nice. Olmuyor be kankam. Ha, sal istiyorsan. Bak beni kör edecek kancadayken, okey. Yani şu an maçı saldıkları için chase atıyorum arkadaşlar. Ama buna geri dönmemem için hiçbir sebep yok. Tamam, buna da verdik özelliği. Ay, o nasıl değmedi lan? Bak var ya, cidden ben Nemesis oynuyorsam bunların hepsi hit biliyor musunuz? Şey, yani Nemesis benim karşımda olsa. Zord. Seviye 2'yiz, şunu da hemen kıralım. Onun farkında değildi galiba onun. Onun farkında değildi galiba. Ne yapmaya çalıştı? Respect attırmaya çalıştı. Sonra yürüyeceğimi düşündü. Yürüyeceğimi düşündüğü için ne oldu arkadaşlar? Paleti devirdi ama gafil avladık. Amacı stun atmaktı. Yemedik. Gayet güzel. İlk maç ne dediğimi hatırlıyor musunuz? Şu build'in de counter'ını bulmam inşallah demiştim. Buldum. Biri DC attığı için diğerleri de trollüyor. Jan yapmıyorlar. Dolayısıyla zombiler hızlanmıyor.
Yani inanılmaz ya. Kanka sen neler yapıyorsun? Ne geliyor oğlum benim karşıma? Eyran mı geliyor? Ne geliyor? Bu kim anasını satayım ya? Nice Sedart. Daha o kadar uzağa gitmiyor mu özelliğimiz ya? İyiler yani, yapacak bir şey yok. Bunlar benden çok 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 daha iyiler yani. Benim kalibrem değiller arkadaşlar. Benim toplasan 200-300 saat katil oynayışım var ya. Hop ta oraya. Ah be. Seviye 3 olsaydı giderdi değil mi oraya? Zortladın sanki niye he? Çok iyiler arkadaşlar. Gerçekten çok iyiler. Baksana adam yani o kadar sakin oynuyor ki. Ulan o kadar övdük seni. Ne yapıyorsun kankam ya? Hop flash'ı yedik. Yani artık at değil mi kanka? Yani ben de biliyorum flash'ı beklemesini ama at artık yani. Hani maç gitti. Siz de eğlenin, ben de eğleneyim. Ama bunlar var ya beni delermiş arkadaşlar. Ya ben anlamadım, bu Ali malı ne yapmış hesaba ya? Güya Survivor mıyım bu salak anasını satayım? Helal lan sana. Yemin ediyorum benim yapamadığımı yaptı vallahi billahi. Yat sen de yere gerizekalı, az önce bunu yapmasını bilmiyor muyduk? Böyle hemen orta seviye bir killer görüyorlar ya, benim killerim iyi değil arkadaşlar, bunu her zaman söylerim. Tamam hani bir DC attı falan filan okey, ben de tolerans gösteriyorum biraz ama hemen böyle çirkefliğe başlıyorlar ya. Flash atayım, T-back atayım, klik klik yapayım. Yeter ki orta seviye görmesinler. Ama bir tane gelsin karşılarına böyle mami gibi bir katil, tamam mı? Bunları bir delsin. O zaman nasıl ağlıyorlar görün bakayım, işte tunnelcı, campçi. Görüyorlar benim gibi garibanı, tamam mı? Ay çok iyiydi lan. Görüyorlar benim gibi garibanı. Sen de at DS'ni atıyorsan ne bakıyorsan ya. Nasıl bir maç bu ya? Öbür map'e git kanka. Loop'un devamına Cold Wind'de devam edelim. Ne dersin? Yat artık yani. Yat artık ya. Headshot. Ulan yemin ediyorum şu build'in counter'ını bulduk arkadaşlar. Ne diyeyim ben? Daha nasıl bir yorum yapabiliriz? Adamların ne kadar iyi oynadığını gördünüz. Şu adamlar jam bitiremedi. Yani bitiremedi derken bitirmediler. Onu tercih ettiler diyebiliriz. Yani bu nedir? Nasıl bir şans bu? Ha? Nasıl bir şans bu? Hepsi iyi. Görüyor musunuz? Ne kadar bilgililer spotlarda. Yani ortalama bir Survivor'dan çok 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 daha iyi oynuyorlar. Ama jam yapmadılar. Niye? Çünkü Ahmet aman diyeyim şeyi gösterir müsterir. Tamam mı? Bu build'i gösteririm falan yanlışla. Aferin lan sana. Yemin ediyorum zombiler benden daha iyi oynuyor. Ben şu an maçı yendim saymıyorum zaten. Hani sadece 1v1 gibi bir maçtı yani. Bunların var 3000 saat Survivor'ı. Benim var 300 saat katilim yani. Müthiş fark var arada. Bana niye göt dedi bu şimdi? Ben ne yaptım oğlum sana? Sizin mi aldığınız? Evet gençler, son maça özel bir tane morimiz var. Killer videoları var ya, beni bir strese sokuyor bir keyif alıyorum. Bir strese sokuyor bir keyif alıyorum yani. Değişik bipolar yapacak beni herhalde. Split filmindeki adam vardı ya. Bir çocuğa dönüşüyordu, bir yetişkin adama dönüşüyordu, bir katile dönüşüyordu. Onun gibi bir şey olacağım anasını satayım şu killer videoları yüzünden ya. Hadi gelen haritaya da. Neyse hadi, zombiler belki kilitler diye düşünüyorum. Kapı girişlerini falan. Kapalı haritalar nemes için iyi diye biliyorum. Beni var ya yerler burada yerler. Merhaba Steve'cim. Onu hemen devirmezsin diye tahmin ediyorum ama. Sağ ol Steve'cim. Ya biz malız herhalde arkadaşlar yani. Hani biz mi yanlış oynuyoruz oyunu acaba, ne diyorsunuz? Hmm, bunun counter'ı bu diyorsun. Aha. Yine DC. Ne oldu aga? Oğlum nasıl vurmaz o? Nasıl vurmaz ya? Zombi. Beraber. Sağdan sıkıştır. Sıkıştır şimdi sağdan. Evet. Gitmeni bekliyorum. Gitmeni bekliyorum. Evet. Evet. Aferin sana. Aferin sana. Çok iyisin. Şimdi buradan kaçacak. Zombi tutalım orayı. Zombi. Oğlum aha vuramadım sandım. Zombi sağ olsun en iyi bu şekilde kitleyebilirdik galiba bu adamı buraya arkadaşlar. Güzel hareket Steve'cim. Respect bekledi. Atmayınca böyle zor diye kaldı. Bu tarz katiller uğraştırıcı katiller ya arkadaşlar. Hani virüse sok, ne bileyim, gerekli yerde respect atman gerekiyor. Özelliğini kaldırıyorsun yani. Beni çok yoruyor biliyor musun bu tarz katiller? Jill ne yapıyorsun anasını satayım. Götüme gir kanka. Ha, olur mu olur. Sırtıma çık. Gel seni öyle götüreyim kancaya. Helal lan sana. Helal lan sana. Sen busun işte ya. Abi zombi gücü dediğin budur arkadaşım, tamam mı? Aha flash sevmeyedik. Bunları acırsan acınacak hale gelirsin. Aferin oğlum, campmeyin şuraları. Tamam mı? Öğrettiğim gibi. Şunu kırdık mı? Lan! Oğlum! Lan paleti kıracaktım. Bak şimdi de Ace'e gitmedi, gördün mü? Şimdi Ace'e trick yapmaya çalıştım, ona gitmedi anasını satayım. Biraz özellik deniyorum arkadaşlar seviye 3'e geçmek için. Normalde açık bir alan denemezsem de olurdu.
Oo, direkt deparı koydu mu? Aferin Ace, biliyor bunlar ya. Vallahi Ali'nin hesap neyse ben anlamadım. Bu gerizekalı kaç bin saat oynamış bu oyunu ya. Bu kadar yani adam gelmesi normal mi arkadaşlar, bu kadar fazla şey gelmesi? Gayet güzel. Var mı lan burada biri? Hop şöyle iyice bakayım da flash falan atacaksınız. Atın arkadaşlar, rahat rahat çekinmeyin. O alttaki Survivor'ı gördüm. İkisi de orada. Ha, yıllanmaya gidiyorlar. Biraz şanslıyız. Neden şanslıyız? Şu DC'ler olmasa gün var ya, büyük sıkıntıydı. Size bir şey diyeyim mi? Zombicim ne oldu? Nereye gitti söyle. Şu tarafa doğru gitti desene oğlum. Bak buradan üste çıkmış falan. Hiç demiyorsun bunları ya. Ya Steve, sen ne mal bir adamsın ya. Kankam dönsene biraz şu spotlarda ya. Çok güzel. Şu pencerelerde başka şansı olmuyor ya. Yani direkt kilitleniyor. Atlayınca yani %100 vuruyorsunuz. O çok güzel bir şey. Adamın özelliği o zaten Ahmet. Ne diyorsun anasını satayım ya? Zort. Ah lan Steve. Oğlum bir tane bitirin hadi lan. İkinci maçta da gösterimiz eklenti arkadaşlar. Yine olmaz ya. Ben biraz salayım bunları. Tamam mı? Biraz can yapsın bunlar. Aha o da DC oldu. Zombi bu tarafa doğru gittiğine göre birisi var. Çok iyi info zombicim. Çok iyi info zombicim. Bu zaten virüslü. Ay dodge'uyordum lan. Yani ilk maç gösterebildik de diğer iki maç. Zortingen ya. Aha Tinkerer mi yandı? Yo. Anla ki lan Ace. Evet biraz daha alıştık gibi sanki nemesi arkadaşlar. Chase'lerde biraz daha iyiyiz. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum, yemezler. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Eyran izlenmiş sanki arkadaşlar bir tık ha. Oha oraya da vurmayayım anasını satayım. Beni aşağı düşürecek aklı sıra, anladınız değil mi? Aklı sıra beni aşağı düşürecek oradan. Zombi mi öldü? Ha yok ölmemiş lan. Bir yerlerden atlıyor saçma saçma yere düşüyor ya arkadaşlar böyle. Aa bu niye duruyor lan? Artık durmuyor. Ha, ha, ha. Oho oho, gittiği spotlara bak, gittiği spotlara. Kankam gerçekten en doğrusunu yapıyorsun. Gerçekten en doğrusunu yapıyorsun biliyor musun? Bir de bir sakin ol, tamam mı? Bir sakin ol. Aşağı gitmesine izin vermedik arkadaşlar. Bu tarafta bıraktık onu. Çok mantıklı oynadık, farkındayız. Hop sıçtı. GG. Adam benim kucağımda, zombi bana saldırıyor anasını satayım. Yine arkadaşlar saçma sapan bir maç yani. Sonra derler ki Ahmet abi ağlıyor arkadaşlar. Yani Survivor'ların jen yapmasını istiyorum. Bundan daha basit ne olabilir? Ha bana söyler misiniz yani hani? Bundan daha basit ne olabilir ya? Sen de kaç kankam kaçacaksan. Evet kaçtı arkadaşlar. Geliyor geliyor geliyor. Nemesis Morris'i geliyor. Hadi bakayım. Bu da güzel mori ya. Ürkütücü bir mori. Çeneye baksana anasını. Ne çirkin bir çenesi var ya. Saçma sapan DC'ler şanssızlıklar yaşanıyor ve jen bitiremiyorlar. Bütün maçlarda jen rush yiyen ben, kurbanların jen yapmasını istediğim zaman oluşan senaryolara bakın. İnanılmaz değil mi sizce? Gençler evet, başka harita yok galiba oyunda. Yine Old Haven'dayız. Üçüncü kere oynuyoruz burayı. Neyse ne diyecektim. Morin var ve maç sonu için Noaid'im var, ancak şöyle bir şey. Hani çok müthiş böyle kasarak oynamayacağım. Çünkü 3 maçta bitirecektim normalde. Aslında bitti video. Hadi izlemeyin, bay bay. Ama yani öyle saçma şeyler yaşandı ki dedim ki bir maç daha gireyim. Sadece perk'ü göstermeye oynayayım. Ya bunlar nasıl değmiyor arkadaşlar ya? Ben tam olarak açıklık getirir misiniz bunlara ya? Nasıl değmiyor bunlar? Lehimci yandı bile. Tamam şey yapmayalım dedik de. Hayvanlaşmayalım ya. Alo. Okey. Burada palet mi varmış lan? Ben boş sandım ha. Atla atla sırayla, atla sırayla. Kamp ya orası. Ulan hızlan diyoruz, olduğun yerde duruyorsun. Gerizekalı hadi saldır şuna. Gör şunu, gör şunu. O dedartlar yenmiyor artık kankam. O dedartları yiyen kaldı mı ya? Gerçi ben yiyorum onları ya. Yani böyle atarla giderli konuşuyorum da birazdan zort diye yiyeceğim ağzıma dedartı anasını satayım. Şurayı şöyle yumruğumuzla bir kıralım arkadaşlar. İşte böyle armut oyuncular lazım bana ya. Ha, sağ ol kanka. Canlandın sonunda. Bak Nancy'ye bir bak ya. Urbanı mı var bunun? Tut orayı oğlum. Tut orayı şimdi. Aferin sana. Kitledi orayı. Aha. Ruinimizi mi gördü? Neyi gördü? Aynen. Yani şükür maçların bir tanesinde bir tane zayıf halka bulabildik arkadaşlar. Kardeşim competitive player. Uzağa gidiyor ki onu asamayayım. Daha doğrusu asamayayım değil, asarken zaman kaybedeyim diye uzağa gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. İkili ikili oturdukları için yetişemiyorum. Ya sıkıntı yok, bu maçı dediğim gibi kazanmak için oynamıyorum. 1-2 kill'le yeter gibi bana. Hadi oğlum hızlanın biraz. Hadi zombiler. Aa bak birisini gördü, bak bak bak. Saldır. Bak bak bak, hızını görüyor musunuz arkadaşlar, gidiş hızını? Yani maçı saldım, zombiyi gösteriyorum şu an bak. Gidiş hızına bak. Kimi kovalıyor? Kim var orada? Respect bekleyecek muhtemelen. Aynen öyle. Bir tane 20 vuralım şuna. Oo, David'den ilginç hamle, ilginç hamle.
Evet arkadaşlar, daha az önce neyden bahsetmiştik? Ben o dedatları yemem falan demiştik hatırlarsanız. Yiyormuşuz. Ama ona anlık heyecan diyelim. O şey olur öyle. Olur öyle olur. Öyle olur olur. Minik minik şeyler olur öyle. Aferin, nereye hızlandın? Dibimde biri mi var lan? Kanka mal mısın? Öldü o ya. Al sırtına sen asasın, anasını satayım kancaya. Dünkü doğu videomuzu izlediniz mi bilmiyorum. Orada o kadar iyiydi ki zombiler. Bir de bizim armutlara bak ya. Bizim armutlar da milli takım şeyi gibi oldu, anasını satayım. Bizim çocuklar tarih yazacak kimsenin gözünün yaşına bakmadan. Allah Allah oğlum, niye oynamıyorsunuz bu spotları ya? Kanka bir çekil be... Ananı mı şey yapayım yani, illa şimdi Ramazan vakti beni sövdürüyorsun ya. Kancaya gidemedik bak, beleş hit vardı orada. Gördün mü orada birisine, emin olamadım. Aynen görmüşüm. Urban Reis ya, Urban Reis. Ne yapıyorsun? Kimi ispikliyorsun? Dolapta biri var mı diyorsun? Ne diyorsun? Anlamadım ki anasını satayım. Sen niye satıyorsun maçı? Ne oldu şu an? Hani tunnel değil, bir şey değil yaptığım şey. Ne oldu acaba? Bu ne yapıyor orada? Bak 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 bak. Hıza bak anasını satayım. Kurbanla aynı gidiyor neredeyse. Sıkıştır oradan. Oo, bir Tinker daha. Neyse, bunu sen yaktıysan bozuşuruz. Neyse var mı burada? Var. Urban Reis. Tamam, Nancy'yi moralliyorum arkadaşlar. Hocam bitsin, zombiler bir daha hızlansın. Yeterince gösterdiğimizi düşünüyorum bu maç. Hızlarının farkındasınızdır. Müthiş işe yarıyor mu? Yaramıyor ama bence keyifli. Hani çok güzel kovalıyorlar çünkü. Kurban tarafındayken çok daha keyifli. Şöyle morayı zortlattık. Bir tane Noed'le alırız. Benim işim biter bu maç ya. Tam bahsettiğim gibi. Nereye doğru? Nereye doğru? Buradan biri var. E oğlum nereye gidiyorsun kankam? Neyin infosunu veriyorsun bana ya? Hayır, hızlandı ya bir de. Birisini gördü sandım yani. Hani görmesi lazım. Aha. Şununla birlikte kovalasak var ya, müthiş olur aslında da. Çok uzağa kaçtı bu. Jenlerden uzağa kaçtı ya. Bak hangisini tutayım? Allah aşkına hangisini tutayım? Bana söyleyin. Bütün jenler 80 üstü. Müthiş yani. Saldım jenleri ya. Zaten zombileri gösterdik diye düşünüyorum. Hani yapacak bir şey yok. Bunlar durdurulmaz. Hiç strese sinire giremem. Onoed'i yiyeceksin David. Onoed yenecek. Yenecek. Aha, Noed kırıldı. Yetişebilecek misiniz peki? Tam bahsettiğim gibi bir maç oldu. Vallahi hiç canlarla uğraşmadım. Çünkü uğraşılmaz. Jen hızını görüyorsunuz. 2 kill biz, 2 escape onlar. Zombilerin hızını da gösterdik. Her ne kadar aşırı işe yaramasalar da. Keyifli bir build olduğunu düşünüyorum. En azından tanıtmış oldum. Siz de deneyebilirsiniz. Killer'daki böyle eğlenceli şeyler, hani senin bir şey yapmana gerek kalmadan arkada pasif çalışan şeyler çok hoşuma gidiyor. Çok keyifli oluyor. Bugün her ne kadar maçlar stresli olsa da çok başa başta çok keyifliydi bence. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler. Arkadaşlar adamlar Ezve Toksik yazdı. 4 dakikada 5 jam bitirdiler. Yine suçlu ben oldum. Tam çıkış yaptıktan sonra bahsedeyim dedim. Hadi görüşürüz.